Metin Bey, e, bu ittifakın birden fazla adayı olabilir açıklaması, yani çatı aday formülü acaba artık e, olmayacak mı? Bu konuşulmuyor mu? Zaman bir kulisle başlayayım. Güzel. E, 27 Eylül'de HDP bir açıklama yapacak. 27 Eylül? Eylül'de. Peki. E, bakın, e, HDP eş genel başkanı, bir açıklama yaptı. Dedi ki muhalefetin artık daha cesur olması lazım dedi. Bunun bir öncesinde İzmir'deki mitingde İzmir Belediye Başkanı'nın önünde Öcalan'a özgürlük, Öcalan'a tecrit diyen HDP eş genel başkanı kürsüdeydi. Sonrasında bundan sonraki ittifakın adı Öcalan'a tecrit, Öcalan'a özgürlük. Bakın son zamanlarda sürekli Öcalan'a tecrit, Öcalan'a özgürlük. Öcalan dedikleri kişi sıradan bir kişi değil. Bu ülkede bebek katili kundaktaki bebeklere kurşun sıkın talimatına veren bir terörist bir canidir. 27 Eylül'deki açıklama şu. HDP artık şunu söylüyor. O hani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde tek başına çıkışta birlikte fotoğraf vermediler. vermedikleri günden bugüne gelen süreçte sürekli şunu söyledi. Açık ittifak, açık ittifak, açık ittifak. Ya dışarıda benimle geziyorsun, tozuyorsun. El ele kol kola sarmaş dolaşırız. Mahalleye gelince aman biri görür benden ayrı tut. Kimse seni görmesin tezinden yorulduk diyor. Ve 27 Eylül'de kendilerince bir deklarasyon dedikleri ya barış ya halk ittifakı adı altında üçüncü bir yol ittifakın adını açıklayacaklar. Bunun içinde ilk etapta işte İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi bir iki tane küçük sol partiler var HDP'ye daha yakın, HDP ile daha uyumlu gibi gözüken. Bunun sebebi de şu. Bu aslında güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini 9 maddelik bir mektupla cezaevinden Selahattin Demirtaş önermişti. Geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş yine bir açıklama yaptı. Birbirinize faul yapmayın, bir golcü bulun ve onun etrafında birleşin dedi. İşte tüm bunlar olmayınca HDP artık açık ve net bir tavır koyuyor. Diyor ki ya bizimlesin ya Değilsem da değilsin. Biz yolumuzu, biz yolumuzu çiziyoruz. çiziyoruz. Ekrem e, İmamoğlu'nun isminin açıklanması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki çoklu ittifak diyerek şunu görmemiz lazım. E, artık baraj yüzde yedi. Evet. Bu da farklı farklı tartışmalara neden oldu ki özellikle de MHP'nin oyları düştüğü için MHP için yapın. Eğer MHP'nin oyu düşüyorsa MHP'nin baraj sorunu varsa Türkiye'de bütün partilerin baraj sorunu vardır. Ondan adınız gibi emin olun yani. Bu üçüncü yolda kimler olacak peki? <laughs> e, şimdilik görünen işte o daha Küçük sol parti. fraksiyonlu Partiler. e, partilerle bir araya gelme e, yolunu. Dediğim gibi yani onun adını da Barış ya da Halk ittifakı diye açıklıyorlar. Bunu e, gündeme getirecekler. Ha sonrasında işte biz ilk turu... E, ama 27'sindeki Çoklu ilkeleri adayla. kabul etmezse bu gelecek Nasıl? anlamında soruyorsunuz değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi 27'sinde açıklayacakları ilkeleri kabul etmezse üçüncü yol olarak bunu sunacaklar. Yokçu HDP açık açık bundan önce söyledi, canım adam söylüyor. Cümleyi onunla başladım. Öcalana tecrit ve özgürlük ittifakı olacak diyor. Bu ittifaka varsanız sizinleyiz. Evet. Yoksanız biz burada bir yol çizeceğiz diyor. Dem Serhat'ın Demirtaş da yani. Ee, aynı şeyi söylüyor. Geçen hafta Bunu ben de işaret ediyor. Geçen hafta söyledim burada. Siz de buradaydınız. Dedim ki öyle bir şey açıklayabilirler ki sistemi kilitleyebilirler. HDP için. Kesinlikle. Kilitleyecekler. Ve kilitleyecekler. Ya buradasın HDP, ya değil. HDP, Demirtaş, HDP kapanma davası aslında var. Aslında aday olamayacağını çünkü 4 yıllık bir ceza aldı, cezası da onandı. Aday olamayacağını bile bile HDP Cumhurbaşkanı adayı olarak da bu ittifakın adayı olarak da Demirtaş'ı Yüksek Seçim Kurulu'na götürecek. Yüksek Seçim Kurulu tabi hukuken böyle bir şey olmayacağı için ceza aldığı için reddedecek ve oradan bir mağduriyet yaratarak bir başka tartışmanın fitilini ateşleyecekler. Şimdi önümüzdeki süreçte demin onu söylemeye çalıştım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi çok zor. Bir tarafta PKK'nın e, siyasi ayağı HDP bir tarafta e, Başka yapılar, onları bir araya getirip tek bir torbada birleştirip çıkarmak gerçekten... Doğru. Bunu Ekrem İmamoğlu da yapamaz. Yani yapar diye demiyorum. Peki. Ee, o yüzden önümüzdeki süreç biraz daha biraz, karışık. Evet, İhsan Bey, peki Millet İttifakı'na HDP'nin e, bir desteği olmaz ise söylediği gibi Metin Bey'in işler çok mu zor artık? Ben aslında başından beri genelde kanaatim yani HDP'siz Millet İttifakı'nın bir karşılığının olmayacağı yani yarışa girmelerinin de anlamsız olacağı nihayetinde bu seçmen tabanıyla ve oyla yapılıyor ve bugün İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını topladığınız zaman bırakın Cumhur İttifakı AK Parti kadar etmiyor. Elbette ki ya yani mesleki olarak bizde yani Türkiye'de mesela çok sağlıklı, kurumsal, 10 yıllarca kendini ayakta tutan ve doğru araştırmalar yapan firma sayısı çok olmadığı için yani araştırma firmalarıyla alakalı zaman zaman olumsuzluklar var. Biz de ondan etkileniyoruz ama şunu biz nihayetinde 25 yıldır araştırma yapıyoruz ve bugünkü gördüğümüz manzara bu. Diğer taraftan da benim şöyle bir kanaatim var. Türkiye'de siyasetin geleceğini iktidar muhalefet ilişkileri değil AK Parti'nin kendisiyle alakalı vereceği karar belirleyecek. Ben gördüğümüz kadarıyla bu Türkiye Cumhuriyeti önce devlet olarak sert gücüyle bir genişleme yaşadı. Ben 5-6 aydır Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bakıyorum. Bu sert gücüyle elde ettiği yetkinliği daha iyi demokrasi, daha iyi diplomasi ve daha iyi ekonomiyle sürdürülebilir hale getirmek istiyor. Orada da bence AK Parti muhtemelen şuna kanaat getirmiştir. Biz 2002 yılında önümüze koyduğumuz hedefleri %90-95 oranında gerçekleştirdik. Şimdi özellikle de mesela yatırımcı bir parti AK Parti. Yatırma ayırdığı rakamın yaklaşık %40'ını 50'sini önümüzdeki 2 yıllık bütçede eğer üretim ekonomisine ayırırsa yani ihracatın işte fabrikanın üretimin canlanması aynı zamanda sokağa da bir hayat verir. Ben, ben bunun AK Parti'yi hem 2023 hem de yerel seçimi kazandıracağını düşünüyorum. Çünkü şöyle yaptığınız ve başardığınız bir konuda sürekli ısrar etmenizin de bir anlamı yok. Diğer taraftan da bir, bir dijital devrim ekonomisi ben işte dillendirdim aynı zamanda demokrasiyi de sürdürülebilir hale getiren özellikle de yeni anayasayla bu taşlandıran bir süreç. Yani AK Parti kendi değişimini sağlayıp toplumun önüne vizyon koyduğu zaman çünkü parti örgütlü yapısı, oy desteği, sivil toplum desteği ve ekonomik çevrelerle olan ilişkisine baktığınız zaman AK Parti hala işte şeyin de Milliyetçi Hareket Partisi ile de Cumhur İttifakı olarak baktığınız zaman toplumun omurgasını hala AK Parti oluşturuyor. Önünde iki tane yol var ya muhalefetin hezeyanlarını tartışmak ya da bu toplumun önüne 2002'de koyduğu gibi yeni bir vizyon koymak. AK Parti 2002 yılında bir araştırma titizliğiyle masaya oturdu. Toplumun sorunlarını belirledi ve sırasıyla bunları çözdü. Çözdükçe de büyüdü. Şimdi yeni toplumun yeni talepleri var. Eski sorunlar bitti. Yani siz mesela yatırımcılığınızla övünebilirsiniz ama tamamladınız. Toplum tamamladığınız şeyi tekrar istemeyecek. Sizden başka bir şey isteyecek. İşte bu başka bir şeyin ne olduğunu AK Parti yine kurulduğu dönemdeki bir tanımlayıp toplumun önüne koyduğu zaman ben tekrar bu toplumda liderliği ve toplumu yönlendirmesini AK Parti'nin sağlayacağını düşünüyorum. Eğer muhalefette böyle bir mecal olsaydı inanın ki onların da bu mecal ve kabiliyetlerinden bahsederdim diye düşünüyorum. Öztürk Bey'i saymıyorum. Yani bilin ki siz parantez içerisindesiniz muhalefet derken. Bir, de, bir, bir cümle şunu Hı -hı. ekleyeyim. Yani Tabii. cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemini eleştirmek o kadar kolay bir muhalefet yolu ki ya bir de bunu eleştirirken bir şey bir hassasiyeti gözden kaçırıyoruz. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekilinin 400 tanesinin aldığı bir karar değil. Toplumun %52'si bu sisteme evet demiş. Şimdi siz milleti eleştiriyorsunuz, milli iradeyi eleştiriyorsunuz. İki... Ya tamam hükümetin eksiklerini biz de söylüyoruz sıkıntılı. Ya yaptığı dağlarca iş var. Onu niye burada konuşup tartışmıyoruz? Yaptığı güzel şeyleri, iyi şeyleri muhalefet edenlere soruyorum. Çok yaşayın, Çok yaşayın. Söyle Tam saat gelmişti. Buyurun. Yani bunu, bunu bunu hükümetin beğen beğendiğiniz icraatlarını bir sayın diyelim bu muhalefete. Ona hiç kimse gelmiyor. Tabii ki bazen kendilerini de saymazlar. Evet, <laughs> sadece bey Evet Bey. Şimdi halk doğru o zaman tabii maalesef o sizin kaba yani sizlerin değil o kabaat o zaman muhalefetin başında olan kişilerin hayır hayır verilecek yerlerde zamanını harcayıp evet verilecek yerlere ise hiç uğramamasından kaynaklı o konunun eleştirisini yaptık. Yalnız şu var. Şimdi halk vermiş tamam doğru baştacı halkın iradesine kimsenin itiraz edecek bir şey yok ama şu anda da halk onda memnun değil ve yönetimde sıkıntı var. Ne biliyorsunuz? Memnun değil. Buyurun gelin yani bir referandum yapalım. Semiano kaç memnun? Yani... Tamam zaten değiştirmek için referandumu yapacak. Tamam mı? şimdi dolayısıyla millete sormadan bu, değiştiremezsiniz. Yani bu emin olun bakın. Ee, aynı şeye benzeyecek. Afganlar burada bir, bir programdaydı geçen bir başka bir televizyon kanalında. Birisi diyor ki işte Afganlar gitmemeli. Bir gün sonra Erdoğan açıklama yaptı. Bunlar gitmeli dedi. <laughs> bu defa çok merak ediyorum. Mesela neyi savunacak? Peki. Bir gün sonra bu aynı şeydi. Tamam bu da diyeyim. Yarın, da var. yarın, yarın Anayasa'da Kemal Bey'le dikselim. Yeni Afganlar der. gelmem gelmemeli. Vatandaşlık almış, oturma izni olanları Hayır, gönderemezsiniz. Buyurun. Şimdi Semiha Hanım şöyle bir şey var. Osman Bey'in e, ekonomiyle ilgili noktasına bir açıklama yapacağım çok kısa olarak. Şimdi bizim hukuk sistemimizde fedakarlıkların denkleştirilmesi diye bir kavram vardır. Yani bugün 3577 lira asgari ücret olmuş, 2,5 lira simit olmuş. Hakikaten vatandaşlarımız ekonomik olarak mağdur durumda. Bu da her yönüyle hissediliyor. Sadece istenilen fedakarlıklar denkleştirilsin. Siyasi iktidar bir yerlere 3-5 maaş verirken, katkılar sağlarken vatandaş da düşürsün. Bunu bu şekilde geçiyorum. Sadece demek istediğim husus Çataday mevzuyla ilişkin bir mesele. İhsan Bey çok iyi bilir. 2014 seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Çataday çıkarıldı. Seçime katılım oranı düşük kaldı. 2018'de her parti kendi adayını çıkardı ve katılım daha çok oldu. Genel Başkanımızın belirttiği üzere işin matematiği her partinin kendi adayını çıkarmasıdır. Peki. Aksi halde Cumhurbaşkanlığını anahtar teslim olarak Cumhur İttifakına teslim edeceklerdir. Ki gelinen olacak. noktada Genel Başkanımızın haklılığını ortaya koymuştur Semih Hanım. Son bir cümle Tamamlıyoruz. söyleyebilir miyim? Son bir cümle. Süren tamam. bitti. Bir cümle. İstedikleri kadar Millet İttifakı HDP'nin önüne yatsınlar. Türkiye 2023 seçimlerine HDP kapatılmış olarak girecek. Ben de son olarak bunu söyleyeyim. çok teşekkür ediyorum İzleyenler zaten filikan kapattı onları. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Çocuklar, çocuklar,